Şimdi bu namaz kılmayanların en büyük bahanelerinden bir tanesi de şu oluyor. Adamın içinde olacak. Duymuş muydunuz bu lafı? Adamın içinde olacak o iş. Şimdi bu cümle çok sakat bir cümle. Allah Azze ve Celle birisinin içine namazı koyduysa, birinin de koymadıysa Allah bundan hesap sormaz ki. Şimdi biz ayette biliyoruz cehenneme gitme sebebini. Onlara cehenneme ne için girdiniz diye sorulduğunda biz namaz kılanlardan değildik diyorlar diyor ayette. O zaman şimdi birisi gitse cehenneme yahut hesap gününe Allah da sorsa siz niye namaz kılmadınız? Vallahi ya Rab bizim içimizde yoktu dese. Şimdi bu geçerli bir sebep olur mu? Mümkün değil. Şimdi birisi mahsul bekliyorsa toprağı ne eker? Tohum eker, doğru mu? Tohum ektikten sonra mahsulü beklemek için bir adım daha bize düşer. Ne düşer? O tohumları sulamak düşer. Şimdi bizim her birimizin içinde tohum var. Neyin tohumu? Namazın tohumu var. Şimdi baştaki adam ne diyordu? Adamın içinde olacak. Herkesin içinde var mı? Var. Ne var? Namazın tohumu var. Bak herkesin içinde var mı bu? Herkes içinde olmasa imtihan olmaz. Şimdi o bahçeye tohumları eken bir insan o tohumları suyla buluşturup tahrik ederse toprağın içerisinden meyveler ve ağaçlar nasıl çıkarsa bir insan içerisindeki namaz tohumunu da bu iman derslerine suyuyla sularsa, birleştirirse, kavuşturursa, o namazın tohumu tahrik olup o cesetini yırtarsa demek ki insanın içinden o namaz tohumunun neticesinde de ne çıkar? Namaz çıkar. Demek ki namaz kılmamamızda sebep haşa bahçıvanın tohum atmayı unutması değil. Sebep bizzat biziz. Bizim içimizde o namazın tohumu var. Ama biz özellikle bu iman dersleriyle o tohumları suyla buluşturmuyoruz ve ortaya da namaz meyve ve netice olarak bir türlü çıkmıyor. Şimdi Üstad Hazretleri bu 21. sözde 5 ikazdan bahsediyor. Bunların her birisi bir iman dersi. Ne demek biliyor musun bu? Bizdeki o namaz tohumlarını ne yapıyor? Bu ruhumuzdaki o tohumları, bu iman dersleri su olup buluşuyor ve o namaz tohumları tahrik oluyor. Ve tahrik olduktan sonra tohum patlıyor. Manası cesedine galebe ediyor ve içerisinden namaz diye bir meyve, namaz diye bir netice çıkıyor. O yüzden bizim namazdaki en büyük problemlerimiz gene Allah'ı bilmemek. Bu iman hakikatleri suyu ile içimizdeki hakikat tohumlarını beslememek ve tahrik etmemek. Buyurun okuyalım. Çok fazla gıdaya ihtiyacımız var. O gıdaları alalım. Bismihi Subhanehu. Sözler 21. söz 2. ikaz. Ey şikemperver nefsim. Şimdi Üstad Hazretleri namazla ilgili çok ince başlayacak. Ama başladığı ilk kelime hangisi? Şikemperver. Şikem duydunuz mu bu kelimeyi? Şimdi işkembe deniyor. Şikem ne demek o zaman? İşkembe. Şikemperver ne demek? İşkembesine düşkün. O ne demek? İşkembesine düşkün ne demek? Yani işkembesi için bir amel yaparken o adam üşenmez. Mesela bir sofra hazırlandı, o adam üşenmez. Şöyle bir bizden örnek verelim. Hiç Ramazan'da iftar sofrası kaçıranınız var mı? Unutanınız var mı? Mümkün değil, değil mi? Şimdi neden unutmuyoruz biz Ramazan'daki iftar sofrasını? Bir tane kelime var orada. Niye unutmuyoruz? İhtiyaç. Bak şimdi. Bizim Ramazan'daki o sofranın unutulmaması ve kıymetli kalmasındaki en büyük sebep ne? Bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bak anahtar kelime buradan patlayacak. Biz açlık ihtiyacını hissettiğimizde sofranın huzuruna geçiyoruz. Doğru mu? Şimdi demek ki bir şeyin huzuruna geçmek için onun ihtiyacını çok hissetmek lazım. Doğru mu? Bir koyunu otluğa bıraktığında hayatın anlamını sorgular mı? Sorgulamaz. Sabahtan akşama kadar ne yapar? Otunu yer, suyunu içer, geviş getirir. E şimdi bir insan koyun gibi hayatı boyunca sadece yemek yese ve yemekten konuşsa ve bu hayatın amacını sorgulamasa, bu mide bana ne için verildi? Ben bu besinleri, bu gıdaları, bu nimetleri ne için yiyorum diye sorgulamazsa Allah aşkına bizim bir koyundan ne farkımız kalacak? Demek ki bu ihtiyaç dediğimiz olay ne biliyor musun? Hayatın anlamını sorgulamakla başlayacak bir olay. Doğru mu? Şimdi maalesef bu noktalardan problem yaşıyoruz. Farkındaysanız bak namazın asıl problemi insanların nasıl namaz kıldığı değil. Ne için kılması gerektiğini bilmediği. Bunda da o ihtiyaç ve altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Şimdi dışarıda bazen soruyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki kardeş siz ne için yaşıyorsunuz? Yaşamak için diyor. Şimdi burada bir mantık hatası var. Bir şeyin neticesi, ihtiyacı, hedefi kendisi olabilir mi? Olamaz. Mesela ben üreticiye gidip desem ki siz ne için bardak ürettiniz? Bardak için dese. Cevap olur mu bu? Olmaz ya. Bir şeyin hedefi kendisi olamaz. Üretici ne demesi lazım? Yahu biz bardak ürettik çünkü içine sıvı gıdalar konması için. Doğru mu? Şimdi biz soruyoruz diyoruz ki ne için yaşıyorsun? Yaşamak için. Oldu mu? Mantık hatası var. Peki birisine sorsak desek ki sen ne için yemek yiyorsun? Yemek için. Oldu mu bu? Bak bu da olmadı. Demek ki bu yemek noktasında nasıl cesedi beslemek gibi bir mana varsa
Aynı cihette ben ruhumda o hedefi, o manayı yakalayamadığım müddetçe, aynı iftar sofrasındaki ihtiyacı hissetmediğim müddetçe namaz bende bir türlü doğmuyor. Bir türlü anlam kazanmıyor bende. Demek ki şuraları yakalamamız lazım. O ihtiyacın da öncesinde başka bir şey lazım. Bütün kainatın hedefi benken, bütün kainat benim için çalışıyor değil mi? Atmosferi, güneşi, hücreleri, yıldızları, atomları, suyu, böceği, arısı, balı, her birisi benim için kainatta devam ediyor. Bir memur vazifesi görüyorken her birisi bana hizmet ediyorsa demek ki bu Mehmet'in vazifesi o kainatın da üstünde olacak. Ben o hedefi yakaladığım anda, ruhumun hedefini yakaladığım anda bir ihtiyaç ve bir açlık hissedeceğim. Namaz tam buralardan doğacak. Buyurun birlikte okuyup okuyup doğuralım. Evet. Ey şikemperver nefsim, acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Usanç mı? Hava, ekmek, su usanç veriyor mu size? Ne usancı ya? Birisi havanızı, ekmeğinizi, suyunuzu elinden alsa ne yaparsınız? Savaş açarsınız ya. Sen benim ekmeğimi nasıl alırsın? Sen benim suyumu nasıl alırsın diye o insana savaş açarız. Bak şimdi burada birazdan konu şuraya bağlanacak. Ceset için olmazsa olmaz nedir? Hava, ekmek, su. Peki ruh için olmazsa olmaz gıda nedir? Namaza bağlayacak ama burada bak bir ince fark var. Namazı lezzet örneği olarak vermeyecek, gıda örneği olarak verecek. Allah Allah, bu fark nedir peki? Şimdi mesela senin İskender dükkanın vardı. Her gün İskender yesen 3 öğün bıkar mısın? Bıkarsın bak. Lezzetin tekrarı usanç verir. Doğru mu? İsmail kaç yaşındasın? 35. 35 yıldır. Hava, ekmek, su yiyip içiyor musun? Evet. Peki bıkıyor musun? Hayır. Bıkmıyorsun. Demek lezzetin tekrarı bir insana usanç verirken gıdanın tekrarı insana lezzet veriyor. Bak ihtiyacını hissettiğin anda sana lezzet veren nedir? Ekmek, hava, su. Ama her gün İskender yesen mümkün değil. Her gün künefe yesek mümkün değil. Bak bizim için olmazsa olmaz belki hava, su, ateş, toprak, tahta neydi o? Onlardan sonra en önemlisi bizim için tantuni belki. Var mı her gün tantuni yiyebilen? Mümkün mü? Günde 3 kez tantuni, 3 kez tantuni mümkün değil. Demek lezzetin tekrarı bir insana usanç verir. Ama gıdanın tekrarı da bir insana lezzet verir. Şimdi namaz hangisine gidiyor? Bak namazın kendisi gıda. Nasıl bir gıda? Hava gibi, su gibi, ekmek gibi. Yani olmazsa olmaz bir gıda. Ve namazın gıda oluşu ve o gıdayı ekmek, su, hava gibi tekrar tekrar almamızın içerisinde bir lezzet var. Namazın lezzeti neredeymiş? Tekrarlı alınmasındaymış. Birisi dese ki biz namazdan lezzet alamıyoruz, bir problem mi var? Var. Devamlı ve tekrarlı kılmamanda bir problem var. Biz bir bilsek var ya, bu namazın içerisindeki o gıdayı bir bilsek, geçici lezzeti değil ha, gıdayı. Ya ne demek biliyor musun? 10 yıl sonra psikolojin bozulabilir ve bunun bozulmamasının yolu ruhunu güzel bir şekilde beslemektir ve bunun için tek gıda namazdır. Düşünebiliyor musun? Şimdi biz bilsek ki namazın içerisinde böyle bir olay var. Bir vakit namazımızı biri elimizden almak istese canımızı veririz, o namazımızı vermeyiz. O kadar ehemmiyetli olduğunu fark ederiz. Şimdi bu namaz noktasında ben ufak bir şey hatırlatmak istiyorum size. 40 yaşında vahyi semayı Cibril-i Emin vasıtasıyla Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselama geliyor değil mi? Cibril-i Emin geliyor. 3 kez sıkıyor Efendimiz aleyhisselamı, oku diyor. Daha sonra Efendimiz aleyhisselam oradan nereye gidiyor? Evine, Hatice annemize gidiyor. Hatice annemize bir hitapta bulunuyor. Zemmiluni, zemmiluni, üstümü ört, üstümü ört diyor. O olay pazartesi gece oluyor, doğru mu? O olayın sabahı, yani salı sabahı Cibril-i Emin, Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselamla tekrar buluşuyor. Mekke'nin biraz dışında Ebu Dud diye bir vadi var, oraya gidiyorlar. Cibril aleyhisselam ayağını yere vuruyor, yerden su çıkıyor. Oradan hem abdest almayı öğretiyor, hem de 2 rekat namazı öğretiyor Efendimiz aleyhisselama. Bak namaz daha farz değil. Ondan 11 yıl sonra farz olacak Miraç hadisesinde. Ama namaz var mı? Namaz var. Hatta İslam'dan önce de yani müşrikler bile içerisinde namaza benzer bir şey yapıyorlar. O secde hali aynı secde hali değil. Ama namaza benzer bir ibadet yapıyorlar. Hani biz Maun suresinde biliyoruz ya. Feveylun lil musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara diyor ya. Bazı şerhlerde Ebu Cehil için diyor diyor. Şimdi eskiden de var yani namaz. Neyse. Efendimiz aleyhisselam o namaz abdesti öğreniyor. Peki sizce ilk kiminle paylaşır bu güzelliği? Evine gidiyor, Hatice annemizle paylaşıyor. Tam Hatice annemize namazı anlatıyor. 10 yaşında bir genç bu hadiseye şahit oluyor. O kim? O da Hazreti Ali Efendimiz. Şimdi bir gün Efendimiz, Hatice annemiz, Hazreti Ali Efendimiz tam Kabe'nin oralarda namaz kılacaklar. Oralarda da Afif el-Kindi diye bir zat Kabe'yi seyrederken bir bakıyor ki seyir alanına o 3 kişi gidiyor. O zamanlar sahabe değil, ileride sahabe olacak. Bir bakıyor üçü birden namaz kılıyor. Yanında da Abbas var.
Efendimizin amcası diyor ki kimdir tanıyor musun? Tanıyorum, o benim yeğenim. E ne yapıyorlar? E ona peygamberlik geldi. Onlar da ibadet ettiğini söylüyorlar diyor. Aradan 21 yıl geçiyor o olaydan sonra. O Afif Elkind'i görüyor değil mi o hadiseyi? Aradan 21 yıl geçiyor. Mekke'nin fethi zamanı. Mekke fethinden sonra gelip Efendimiz Aleyhisselam'a iman ediyor. Ne demek bu? En güzel müjdeyle buluşuyor, sahabe Efendimiz oluyor. Doğru mu? İman etmesine rağmen ağlıyor ama. Durduramıyor kendisini. Allah Resulü Aleyhisselam geliyor diyor, sen ne güzel bir şeyle buluştun. Neden hala ağlıyorsun deyince, ya Resulallah hatırlar mısın? Ta o ilk zamanlar Kabe'de siz namaz kıldınız, ben sizi görmüştüm. Ben o zamanlarda o namazın hakikatini anlasaydım eğer, şimdi yanında Ebu Bekir'in yerinde ben vardım diyor. Bir insan bilse ki namazın kıymetini, hakikatini, derinliğini, bir vakit namazı için, bir vakit Rabbi ile buluşması için dünyaları yakar da o namazı vermez. Biz dünyayı gözümüzde çok büyütüyoruz. Allah dünyadan büyüktür. Bir türlü anlamıyoruz, çok büyütüyoruz. Bu buluşmaların önüne dünya buluşmalarını geçiriyoruz. Çok büyütüyoruz gözümüzde. Geçici üç kuruş etmez işler için sürekli Allah'la vuslat erteleniyor. Nasıl bir gaflettir. Ama olayın hakikatini anlayanlar, iman gibi bir şerefle buluşmasına rağmen bazı sahabe efendilerimiz gözyaşlarına hakim olamıyorlar. Nedir seni bunu yaptıran deyince, 21 yıl önce anlasaydım o namazın hakikatini, o hidayetin, o imanın hakikatini, bugün Ebu Bekir'in yanında ben vardım. Onlar anlıyorlar. Allah dünyadan büyüktür. Biz bir türlü buraları anlayamıyoruz. Hani böyle yıllarca annesini kaybetmiş bir çocuk annesiyle buluşsa ne yapar? Sarılır, o anneyi bırakmaz ya. Bazen öyle insanlar yıllar sonra tanışıyor. Yıllardır Allahsız kalmış birisi gibi o Allah ile kavuşma anını öyle bir yaşıyor ki namazdan, secdeden gözyaşlarını ayırt edemiyor. Bir tane arkadaş vardı öyle. Eski hayat gayrimeşru. Daha sonra buluşmuş, secdeyle kavuşmuş. Geldi dedi ki ya ben bu secdede duramıyorum, tutamıyorum kendimi, çok ağlıyorum. Ya bu benim namaza zarar verip de namazı bozar mı dedi. Dedim kardeş senin namaza bir şey olmaz da bizim namazdan ne olacak yani. Gözyaşları ile semanın kapıları çalınan bir namaz düşünün. Allah Allah. Şimdi burada bir derinliği birlikte yakalamamız lazım. Namazın en büyük şartlarından birisi nedir? İhtiyacı hissetme konusu. Ve o ihtiyaç nasıl biliyor musun? Bir İskender dönerin lezzet ihtiyacı gibi değil. Senin için olmazsa olmaz bir gıdanın lezzet ihtiyacı gibi. Peki namazdan nasıl lezzet alacağız? Bu soruyu da soralım. Sen gıda olarak ihtiyacını hissedersen eğer, ihtiyacın içerisinde bir lezzet çıkaracak ortaya. Allah Azze ve Celle. Ne demek istedik? Açalım. Şimdi biz yemekten en çok ne zaman lezzet alıyoruz? İftar sofrasında. Neden daha çok lezzet alıyoruz iftar sofrasında? Çünkü ihtiyacım artıyor. Hatta iftar sofrasının birinci lokmasıyla son lokması arasında da lezzet farkı var mı? Var. Neden lezzet farkı var? Çünkü ihtiyaç farkı var. Bir nimetin lezzetsiz olmasıyla senin o lezzetli nimette ihtiyaç hissetmemen arasında bir fark var mı? Bir fark yok. İkisinde de lezzet alamıyorsun. Bak temel problem başka bir yerde çıkıyor. Namaz hep lezzetli. O ekmek, su, hava hep lezzetli. Ama bir kriterde, bir olayın kalibresinde problem var. Neyin kalibresinde? Ben ihtiyacımı hissedemiyorum bir türlü. Neden ihtiyacımı hissedemiyorum bir türlü? İşte bu dersleri alamıyorum. Allah'ı yeteri kadar tanıyamıyorum ben. Tanıyamadığımda ihtiyaçlarım problem çıkarıyor bana. Onu hissedemiyorum. Şimdi düşün, doğduğun günden beri birisi sana Almanya'dan hediye gönderiyor. Bir gün bir açmışım Rolex saat çıkmış o değil mi? En böyle kallavisi, en böyle süslüsü Rolex saat çıkmış ortaya. Bir gün kapının önüne Lamborghini gelmiş. Bir gün işte yat gelmiş, kat gelmiş, villa gelmiş. Saçım dökülmüş, saç gelmiş, anladın mı? Gömleğim yırtılmış, gömlek gelmiş. Allah Allah ya anne, kim bunları gönderen? Oğlum, Almanya'daki dayın gönderiyor bunları. Şimdi benim bütün ihtiyaçlarımı dayım böyle karşılasa ben ne beslerim dayıma? Acayip bir minnet beslerim. Bir gün dayım dese ki, Mehmet yeğenim selametle, işte nasılsın, iyisin? Ben de Almanya'dan Mersin'e geliyorum, şu gün buluşalım dese. Hangi bahane beni dayımla buluşmayı engelleyebilir? Mümkün değil. Neden? Çünkü dayımın bütün ihtiyaçlarımı karşıladığını fark etmişim ben. E bir de şöyle kainatı temaşa etsek, kaşımızı gözümüzü temaşa etsek. Allah aşkına şu verilen diz, şu verilen diş, şu verilen tırnak, kaş, göz, çocuk, ev, anne, baba. Yani hangi dünya saadeti bunların yerini doldurabilir? Sana Allah kadar kıymetli bir şeyi kim vermiş olabilir? Biz bunları fark etsek demek ki Allah'a olan ihtiyacımızı da hissedeceğiz. O zaman olay şuna çıkıyor bak. Bizim namaza karşı ilgisizliğimizin en büyük sebebi Allah Azze ve Celle'nin bize karşı ilgisini bilmemek. Sürekli saçını tel tel yaratan bir Allah düşün. Allah Allah. Şimdi mesela anne kızın saçını tarıyor, kızın ne hoşuna gidiyor değil mi? Allah yaratıyor, yaratıyor. An ve an yaratıyor bak. Allah Allah. Birisi sana yara bandı yediriyor, ya elini kesmişsin geçmiş olsun diye, ne kadar hoşuna gidiyor. Allah yaranı dikiyor gözünün önünde ya. Doktor senin kırdığın ayağı tedavi etmek için bazı müdahalelerde bulunuyor, hoşuna gidiyor. Allah oradaki kemiği yaratarak kaynatıyor ya. Ya seninle nasıl bir alakası var yani? An ve an alakası var.
Demek ki bizim namaza karşı ilgisizliğimizin en büyük problemi Allah'ın bize olan ilgisini bir türlü bilemiyoruz. Yani bir bilsek var ya, bir bilsek. Bir bilsek anlarız ki Allah dünyadan büyüktür. Çünkü dünyayı yaratan bizzat odur. Bak şimdi dünyada tüccarlar, ticaret erleri, alışveriş yapanlar 10 kuruşluk dünya menfaati için 50 yılını 60 yılını satar mı? Satıyorsun değil mi? 8-10 saat çalışıyorsun. Dünyanın 10 kuruşluk menfaati için dünyevi hayatını satanlar bilse ki ahirette 1000 kuruşluk menfaat var, ne bini? Öylesine söylüyorum, namazda ne bini, ne 100 bini. Bilse ki namazda böyle bir menfaat var, hayatını dünden satar. Problem nerede çıktı? Allah'ı bilmiyoruz, ihtiyacımızı da bir türlü bu sebepten hissedemiyoruz. Olay ne biliyor musun olay? Allah'ın gündeminde sürekli ben varım, benim gündemimde sürekli 3 kuruşluk mesele var. Şimdi bir vali, bir kaymakam çağırsa ki bir memleketin ahvaliyle ilgili bir meseleyi konuşacak. Ben de elimde telefonu almışım. Dur vali, dur kaymakam. Oyalıyorum. Ne yapar? Ne yapar? Ben seni şu memleketin güzel bir insanı sanıp memleketin bir meselesini konuşmak için çağırdım. Senin bu yaptığın ne hadsizlik, der mi demez mi? Allah Azze ve Celle'nin gündeminde ben varım. Benim gündemimde 3 kuruşluk meseleler var. O buluşmayı bile erteliyorum sürekli. Ne olacak bizim bu halimiz? Hey hey. Konu şuradan açılıyor. Senin bedenin ihtiyaçları var. Karşılamaya üşenmiyorsun. Hatta tekrar ettikçe lezzet alıyorsun. Ama senin ruhunun da bir ihtiyacı var. En büyük gıdası namaz. Nasıl olur da bunu karşılamıyorsun? Anlıyor musunuz ana konuyu? Buyurun, çünkü cesetten devam edecek. Evet. Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Bak anladınız mı? Ekmeği yiye 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 ne oluyor? Lezzet alıyorsun. Bakın öyle insanlar var. Ben ekmeksiz o yemeği yemem diyor. Doğru mu? Halbuki ekmektir ya. Ekmektir değil mi? Bir İskender döner değil, bir pizza değil ama ekmektir. Şimdi o sürekli kut olduğu için, temel gıda olduğundan onun tekraratı Süleyman ne yapıyor? Akıl almaz bir lezzet veriyor. Evet. Şimdi burası çok önemli ya. Şurayı bir anlamamız lazım. Evet. Öyleyse hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun ab-ı hayatı ve latife-i Rabbaniyemin havai nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Bak şimdi ana konuya tekrar geleyim. Cesedin için usandırmıyorsa ruhun için hiç usandırmaması lazım. Bak bak. Şimdi biz iftarda Antep'e gittik. Adamlar iftardan sahura kadar yedirdi bize. Vedalaşıyoruz, yediriyorlar. Selamlaşıyoruz, yediriyorlar, yediriyorlar. Bir de doyduğumuza inanmıyorlar. 5 tabak yuvalama içmişiz. Adam diyor ki vallahi sen doymamışsın. En son dedik yani, böyle son noktaya geldi yani. Dedik abi biz artık yiyemiyoruz. Biz doyduk, tıkandık dedik. E madem doydun çorba iç diyor. Abi biz doyduk, yemeğe doyduk. E o zaman bir lahmacun ye diyor. Kurban oldum vallahi doyduk. E bir baklava vereyim bir dilim diyor. Yani mümkünatı yok, inanmıyorlar yani doyduğuna. Şimdi bak, bir cesetin ihtiyacı için insanlar değil mi pervane oluyorlar ve ne kadar keyif alıyorlar. Antep'e gidin, iki dükkanın biri mutlaka yemek dükkanıdır ve dünyanın mutfağıdır Antep yani. Şimdi bedene bu kadar ehemmiyet verip ruhu geri plana atarsak ne olur? Bakalım ne olur? Ben şu cesetime at diyeyim, doğru mu? Çünkü benim bineğim bu değil mi? Beni, ruhumu şehadet aleminde bir yerlere götüren nedir? Cesettir. O zaman bu benim atım. O zaman içimdeki ruh ne olur? O da süvari olur. Şu at noktası bak. At yani. Şu beden elbisesi benim atım. Ruhum neydi? O da süvarim. Şimdi bir süvarinin köşede atı samanla doysa, beslense, süvari o at kuvvetleneceği için bir lezzet alır. Doğru mu? Ama samanın lezzetini attan alamaz. Çünkü süvarinin gıdası bambaşka. Onun et yemesi lazım. Onun baklagil yemesi lazım. Şimdi ben az önce Antep meselesi gibi sürekli cesedimi doyuruyorum, cesedimi doyuruyorum ama değil Antep, dünya kadar Antep olsa sen bu atın samanıyla ruhun açlığını mümkün değil gideremezsin. Sen cesede bu kadar yatırım yapıyorken, bu kadar besliyorken o süvariyi beslemediğin anda o at, o süvariye hakim oluyor işte. Çok affedersiniz. Hayvaniyet yanın ruhaniyet yanını geçiyor bu sefer. Mümkün değil. Halbuki şu ceset dediğin ne biliyor musun? Benim alet çantam. Neyimin alet çantası? Ruhumun alet çantası. Şimdi bizim bu dünyayı asıl gören organımız göz müdür, ruh mudur? Ruhtur. Ama ruh diyor ki bak ben gayb alemindenim. Bu dünyada şahadet aleminden, şahit olunan, görülen alemden. Benim bu dünyayı görmek için alet çantamdan göze ihtiyacım var diyor. Bu alet çantasından neyi takıyor? Gözü takıyor, göz penceresini takıyor. Peki asıl dünya ruh mudur, kulak mıdır? Ruhtur değil mi? Şimdi ruh diyor ki bak ama ben gayb alemindenim. Benim bu şahadet dünya aleminde duyabilmem için alet çantasından kulağa ihtiyacım var diyor. Ne yapıyor? Kulağa takıyor. Sen alet çantasını bir atı samanla bu kadar beslersen, Antep mutfaklarıyla bu kadar beslersen
Ama onun içerisindeki ruhu, süvariyi bir türlü beslemezsen. Allah aşkına bu kadar mantıksızlık olur mu ya? Hiç böyle savaşa giden gördünüz mü? Atı beslemiş ama askerini, süvarisini beslememiş. Mümkün değil değil mi? Mümkün değil. İşte bunun neticesinde öyle ruhsal problemler ortaya çıkıyor ki. Çünkü ceset beslenmiş, at beslenmiş, at gidiyor. Ama içerisinde götürdüğü süvari ruh hastalıklı bir halde kalmış. Şimdi bir gün sınıfın birisinde öğretmen ne diyor biliyor musun? Bir soru soruyor. Diyor ki, intiharın sebebi nedir diyor. Talebenin bir eli kaldırıyor diyor ki, hocam diyor, intiharın sebebi varlıktır diyor. Sınıf gülüyor, ha ha iyi. Hoca diyor ki, gülmeyin, istatistikler bunu gösteriyor, doğru diyor. Bakın en çok intihar oranlarına bakın, hangi ülkelerde? İskandinav ülkelerinde, Norveç'te değil mi? Halbuki milli gelirin en yüksek olduğu yerler, İskandinav ülkeleri. En ciddi intihar oranı oralar. E şimdi bu istatistikleri söyleyince, hatta Avrupa'nın birçok ülkelerinde, Japonya'da, İngiltere'de yalnızlık bakanlığı da kuruldu. Yani maddi terakki ne kadar yüksek olsa da bir türlü intiharı engelleyemiyorlar. E diyor bu arkadaş, doğru söyle diyor hoca. Başka biri de el kaldırıyor. O da diyor ki, hocam diyor, intiharın en büyük sebebi fakirliktir diyor. E çünkü bir insanın elinde ihtiyaç olmadığında diyor, ihtiyaçlarını karşılamadığında o insan ümitsizliğe kapılıyor, atıyor kendisini, intihar ediyor. Hoca diyor, bu da doğru diyor. Doğru mu o da? O da doğru. Şimdi bak, bir şey doğruysa onun zıttının doğru olmaması lazım. Şimdi burada zenginlik intihar sebebiyse fakirliğin intihar sebebi olmaması lazım. Yani bir şey bir şeyin sebebiyse zıttının da onun sebebi olmaması lazım. Şimdi benim terlememin sebebi sıcaksa soğuğun beni terletmemesi lazım. Benim üşümemin sebebi soğuksa sıcağın beni üşütmemesi lazım. Bir şey bir şeyin sebebi ise zıttının onun sebebi olmaması lazım. Yani zenginlik intihar sebebi ise fakirliğin mutluluk sebebi olması lazım. Ama değil. Fakirlik intihar sebebi ise zenginliğin intihar sebebi olmaması lazım. Ama o da değil. Demek ki İntiharın sebebi ne zenginlik ne fakirlik. İkisinde sebebinin üstünde başka bir sebep olması lazım. Nedir peki o sebep? Bak şimdi Avrupa'da bir insan bütün hayatını maddi noktalarda bina ettiğinden... Şimdi bu binanın dayandığı yer nedir? Kolonlardır. Ben kolonu çeksem ne olur? Bina da yıkılır. Peki Avrupa'daki insanların en çok dayandığı şeyler nedir? Maddi olanaklardır. O maddiyatı elinden çektiğin anda ne oluyor? O adam yıkılıp kalıyor. Peki bizim Anadolu topraklarında bir insanın maddi hayatı bir gün böyle bir gün böyle olduğunda neden daha dayanıklı oluyorlar? Çünkü demek ki bir insanın hayatını Allah hepsini muhafaza etsin, son vermesinin temel sebebi ne varlık ne de yokluk değil. Ruhun gayesizliği ve ihtiyaçsızlığı. Bir ruh bana sadece Allah yeter meselesini anladığı anda Allah o insana başka bir şeylere muhtaç etmiyor. İşin içinde çok sırlı meseleler var yani buralarda. Geçen bir genç intihar etmiş bak. Ve bir yazı bırakmış. Demiş ki, ben bir ev, bir araba için yaşamayı reddediyorum demiş ve intihar etmiş bak bu genç. Görüyor musun? Bir insan yaşamını bir maddi işin üstüne bina ettiğinde o maddi işi elinden çektiğin anda o da yıkılıyor. Ve maalesef bu bahsettiğimiz olayların sayısı çok artıyor. Allah onların da yardımcısı olsun, onların arkasında kalanların da yardımcısı olsun. Çok zor bir olay. Demek ki bu tür hadiselerde maddenin üzerinde bir hadise lazım. Çünkü madde mana içindir, mana. Doğru mu? Madde ne içindir? Mana içindir. Şu dünyadaki madde ve şu cesedim ne içindir? Mana içindir. Neyin manası? Benim ruhum Rabbimi tanıyacak ve kainatta var olma sebebini yani gayesini çözecek. Bunu çözdüğü anda Allah'ın izniyle o cesetten ziyade ruhunu beslemiş olacaktır inşallah. Diyor ya birisi, kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür haristan. Öyle değil mi? Yani biz aslında ruhtan ibaretiz. Mesela birisi vefat ettiğinde biz çok vaveyla ediyoruz ya bazen. Ama onun ruhu ölmedi. Yani İslam'da o filmlerdeki manada bir ölüm söz konusu değildir. O insan şu cesedi vardı, beden elbisesi. Sen nasıl gömleğini çıkarıyorsun? Ruh da beden elbisesini çıkardı. Toprak altındaki gardıroba astı. Ve hayatı devam ediyor mu ruhun? Hayatı devam ediyor yani. Hatta şehitler için ne deniyor? Onlara ölü demeyiniz deniyor. Değil mi? Biz şimdi bu manayı anlasak şunu da anlayacağız. Ya bu ruhu çok iyi beslemek lazım. Acaba bunun en büyük gıdası nedir deyip namazın da hakikatini anlayacağız. Anlıyor musunuz? Namaz kılmamaktaki problem insana çok çok affedersiniz. Papağan gibi namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl demek de değil. Onun ihtiyacını bilmiyor. Belki Rabbini tanımıyor. Bu meseleler yani iman meseleleri oturmadığından tohum halinde olan namaza su ulaşmıyor ve tohumu patlayıp manası cesetine galebe bir türlü edemiyor. Şimdi biz böyle anlatıyoruz yani. Namaz diyoruz sebebi Allah, oruç diyoruz sebebi Allah, ekonomi diyoruz sebebi Allah. Öyle oluyor. Deprem diyoruz sebebi Allah, başka bir şey diyoruz sebebi Allah.
Bir insanın hayatına belki son vermesi meselesi oluyor diyoruz, sebebi Allah Allah Allah. Hakiki sebebi yani, gerçek sebebi. Şimdi insanlar diyor ki ya siz de her şeyi Allah'a bağlıyorsunuz. Şimdi onlara aslında şunu demek lazım. Asıl siz her şeyi Allah'tan koparıyorsunuz. Şimdi hangisi daha büyük bir fecaat? Hangisi daha büyük bir problem? Onlar diyor ki siz her şeyi Allah'a bağlıyorsunuz. E bize göre de onlar her şeyi asıl siz Allah'tan koparıyorsunuz. Şimdi hangisi daha büyük problem? Şimdi bir gün bizi birisi alsa Süleymaniye Camisi'ni gezdirse. Mimar Sinan'ın değil mi Süleymaniye Camisi'ni? Süleymaniye Camisi'ni gezdirirken o zaman kimi anlatacak bize? Mimar Sinan'ı anlatacak. Oradaki taşından, toprağından sürekli Mimar Sinan anlatsa, Mimar Sinan anlatsa. Biz de desek ya yeter ya. Sen de ne anlatsan Mimar Sinan'a bağlıyorsun. Koparsana Mimar Sinan'ı şuradan. Kopar da anlat bize Mimar Sinan'ı. Koparabilir mi? Mümkün değil. O Süleymaniye Camii'nin bütün taşlarında ve topraklarında Mimar Sinan'ın ilmi varsa eğer, sen Mimar Sinan'ı çektiğin anda o cami de yıkılır demektir. Çünkü Süleymaniye Camii'nin her bir taşında Mimar Sinan'ın ilmi varsa, demek ki her bir taştan da Mimar Sinan'a giden bir yol var demektir. Kainatın tamamı Allah'ın ilmiyle kuşatılmışsa, senin saç telinden bir yaprağın yere düşmesinden bile Allah'a giden bir yol var demektir. Mümkün mü? Koparabilir misin? Bir meseleyi kainattaki, ama hangi mesele olursa olsun, bir bebeğin inga demesine kadar, bir yaprağın düşmesine kadar hangi meseleyi Allah'tan koparabilirsin ki? Ayette geçmiyor mu? Bir yaprağın düşmesi bile onun ilmi dahilindedir diye ayeti kerimede geçerken sen nasıl bu hadiseleri Allah'tan koparabilirsin? Zaten kopara kopara bu hale geliyoruz ya, biz zannediyoruz ki Allahsız huzur olacak. Allahsız huzurun hiçbir yolu yoktur ve onun en büyük sebeplerinden birisi de bugün konuştuğumuz namazdır. Buyurun devam edelim. Konu anlaşılıyor mu? Bu ceset ruh ilişkisi biraz oturuyor mu? Ha? Hangisinin hangisinden daha önemli olduğu? Tam oturuyorsa bir soru soralım. Günlük hangisine daha çok saat ayırıyoruz? Buyurun bakalım. Hangisine kaç saat? Madem bu kadar anlattık. Ata mı süvariye mi? Ata abi. Ata mı oynuyoruz? Evet. Kardeş o zaman bitmişiz biz ya. Ata kaç saat? Ata bir 8-9 saat. 8-9 ruha kaç saat? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Vay diley vay. Şu yanındaki arkadaşa ver, şu Eskişehir sporlu. Sizde nasıl durumlar? Abi aynı ya. Ata mı daha çok saman veriyoruz? Yani ister istemez. Süvari güçsüz mü kaldı? Ya. Ama bu dersten sonra inşallah değişecek abi. İnşallah inşallah. En azından vakitler tam zamanında inşallah. Vay Allah razı olsun. Şu Mardinli kardeşimize de verebilir misiniz? Sen tıra mı şey, ata mı? Biz tırla geziyoruz. Siz tırla. Gezmiyoruz. Tıra mı daha çok, şoföre mi daha çok? Sana bildiğin dilden anlatayım. Abi namaza 1,5 saat. Ya. 1,5 saat de onlara ayırıyoruz. Değil mi? Değil mi? Şimdi baktığında demek ki tam o değerleri de oturtamıyoruz değil mi? Bir de şeyi ayarlayın yani şimdi. Böyle elde telefonla boş boş gezindiğimiz. Hiç gerek yokken sokaklarda boş boş gezindiğimiz. Yarın bir gün aman işime yarar diye malayani boş adamlarla oturduğumuz. Allah aşkına bunların her birisi madem Allah'ın vakti ise Allah'a hakaret gibi olmuyor mu? Şöyle oluyor değil mi? Şimdi onlardan mutlu olacağımızı zannediyoruz ya, şöyle oluyor. Allah'ım sen köşede dur, haşa. Bak mutluluğu yaratan Allah. Diyoruz ki Allah'ım sen köşede dur, ben sensiz mutlu olmaya çalışacağım. Haramda huzur bu demek yani. Senin yarattığın mutluluğu ben sensiz bulmaya çalışacağım. Haşa Rabbim sen köşede dur, ben böyle çözeceğim zannediyoruz. Ve bakın o 8-10 saat dediğimizin var ya, çoğu da daha üstüne ilaveleri de nasıl geçiyor biliyor musun? Boş boş malayani vakitlerde geçiyor. Elimizde telefon, ağzımızda bir ıslık, malayani gereksiz insanlarla konuşmalarda, yiyemeyeceğimiz, bitiremeyeceğimiz kadar dünya malı biriktirmelerde. Allah Allah. Yani şu dersi işliyorsak bunun matematiğini yapmak zorundayız ha. Yoksa şey mi anlatıyoruz, çizgi film mi anlatıyoruz burada? Herkes kendini sorgulayacak ki kim at, kim süvari ortaya çıksın. Öyle mi? Ya. Buyurun devam edelim. Evet. Nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti. Anlıyor musunuz? O kadar güçsüz bir insan var ortada ve onun tek gıdası ve kuvveti namazı diyecek şimdi, evet. Her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Nasıl çalınıyor niyaz ile? Secdeyle çalınacak. Şimdi ben bir gün bir tıp fakültesinin önüne gitsem, desem ki ya ben sizin fakülteye çok inanıyorum. Profesörünüze inanıyorum, tıp kitaplarınıza inanıyorum. İnanmak ne demek? İman etmek demek değil mi? Yani şu örnek gibi düşün. Allah'ım ben sana inanıyorum, peygamberine inanıyorum, namazına inanıyorum. Gittim tıp fakültesinin önüne, dedim ben size acayip inanıyorum ya. Bak çok inanıyorum, çok seviyorum, çok benimsiyorum. Kurban olayım, bana bir diploma verin. Verirler mi? Tımarhaneye atarlar değil mi adamı? Niye? Diyer ki sen 6 yıl, 8 yıl, 10 yıl her neyse o ameli yapacaksın. Ondan sonra gelip diplomayı alacaksın. E biz Allah'tan huzuru böyle istiyoruz. Allah'ım vallahi sana inanıyorum, peygamberine inanıyorum, kitabına inanıyorum. Kurban olayım bana huzuru ver diyoruz. Nasıl verecek amelsiz? Amelsiz bir tane diploma alamayan insan. Allah Allah. Huzuru nasıl alacak namazsız?
Ya şimdi biz bu imanımızı çok kavi zannediyoruz ha. Şu dünyada başımızı secdeye eğdirmeyen, başımızı secdeye götürmeyen bir iman. Ahirette bizi cennete nasıl götürecek Allah aşkına? Şu dünyada gözünü haramdan çevirmeyen bir iman. Cehennemden yolunu nasıl çevirecek? Ya Allah aşkına bir anlamamız lazım ya. Biz niye namaz kılamıyoruz? Bizim imanda zafiyet problemimiz var ya. Toplumun temel problemi burası ya. Biz burayı konuşmadan, bu iman dediğimiz kısmı çözmeden bunun üzerine hiçbir şey inşa edemeyeceğiz yani. Burayı öyle oturtmamız lazım ki. Buyurun derslerde birlikte okuyalım. Namazsızlığın bile altında iman zafiyeti veyahut imansızlık problemi çıkacaktır. Allah muhafaza. Allah Allah. Bak son cümlede dikkat ettiniz değil mi? Niyaz ile çalmakla elde edilir. Bak bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilir. Allah'ım ben seni çok seviyorum demekle değil. Sevgi ispat istiyor yani. Biz bu ameli neden yapamıyoruz? Dolsaydı taşardı. İman dolamıyor ve amel ibadet olarak da bir türlü bizden taşamıyor. Şu derslerin önemini anlıyorsunuz değil mi? Allah Allah. Evet. Evet. Şu fani dünyada kemali süratle vaveyla-i firakı koparan, giden ekser mevcudatla alakadar bir ruhun âb-ı hayatı ise... O ruhun, o âb-ı hayatı neyi suyu ise... Her şeye bedel bir mabud-u bakinin, bir mahbub-u sermedinin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Peki Efendimiz Aleyhisselam o çeşmeden nasıl içmiş biliyor musunuz? Bir gün Abdullah İbni Mesud Efendimiz rivayet ediyor, diyor ki Resulullah Aleyhisselam nafile ibadete durdu diyor, namaza. Cehri okuyor bazen nafile ibadetlerde. Sesli bir şekilde namazı okuyor. Tam da ben arkasına geçtim, hemen ben de durdum diyor. Bir başladı Efendimiz Aleyhisselam Bakara. 2-300 değil mi? 2,5 cüz neredeyse değil mi? Bakara. Tamam dedim, bitti. Ali İmran. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor bak. Tamam dedim, bitti. Nisa. Tamam dedim, bitti. Maide. İçimden dedim ki ey Abdullah, sen buna güç yetiremeyeceksin. Allah'tan Efendimiz namazı bitirdi diyor. Bir rekatta okumuş ha bak bunu. Bir rekatta. O çeşmeden nasıl kana kana su içmiş görüyor musunuz? Şimdi niye böyle oluyor biliyor musun? İhtiyacını öyle bir hissediyor ki şunu çok iyi anlıyor. En büyük, en küçük olduğun zaman hissedilir. Şimdi siz Allah Azze ve Celle'nin o gücünü, kudretini hissetmek ister misiniz? Esma tecellisini. O en büyüğü en küçük olduğun anda hissedeceksin. Yani sen Allah'ın kemal esma ve sıfatlarına en küçük olduğun zaman bir ayna olacaksın. Efendimiz Aleyhisselam bunu bildiğinden bu lezzeti bırakıp terk edemiyor. Biz de şöyle bir namaza ikame edebilsek, doğru bir şekilde kırabilsek var ya. Bir gün Ayşe annemiz gece bir gözünü açıyor. Şöyle eliyle bir bakıyor, Allah Resulü Aleyhisselam yok. Eliyle yoklaya bir bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ayağına denk geliyor. Tabii o zaman gaz yağı yok yani o kadar her evde. Ayşe annemiz diyor biz yağı bulsak yerdik onu diyor yani. Nerede bulalım ki yakalım diyor. Şöyle eliyle bir yokluyor Efendimiz Aleyhisselam. Hıçkırıklar, dualar, ağlamalar içerisinde namaz kılıyor. Namazı bitirince ya Resulallah sen geçmiş, gelecek, şimdiki bütün günahlar affedilmiş bir zatsın. Nasıl oluyordu hala bu halde? Izdıraplı bir şekilde bu namaza böyle duruyorsun. Ben şükredenlerden olmayayım mı ya Ayşe diyor. Biz olamıyoruz işte. Biz verilen güzelliklerin teşekkürünü yapamıyoruz. Biz insanlar arasında da vefasız ola ola Allah'a karşı vefa duygumuzu da öldürdük. İnsanlar arasında vefayı antrenman yapsak, o vefadan dolayı ya Rab sen bana bu kadar güzellik verdin, hayat verdin. Sen beni dağ taş yaratabilirdin, insan verdin. Ya ne demek ya? Yokluktan seni var etmiş. Ne demek ya? Böyle bir tercihi yaratmış Allah Azze ve Celle. Ne demek? Nasıl bir şeref bu ya? Biz bunları bir anlayabilsek, bunları teşekkür edebilmek için dört döneceğiz yerimizde. Dört döneceğiz. Allah'ım baktım ki hayatımdaki bütün güzellikler sendenmiş. Benim o sevdiğim bebek var ya Allah'ım. Onlar senin esma tecellinmiş. Yani sendenmiş. Şimdi şuradaki mavi güzel ışık var ya renk. O meğer güneştenmiş. Senin saçındaki koyu kestane renk var ya o da güneştenmiş. Şu halının güzel renkleri var ya o da güneştenmiş. Madem bütün güzel sevdiğim renkler güneşten, meğer ben güneşi sevmişim diye Allah'a sevgimizi bir anlayabilsek, şükretmekten, o secde halinden, onun kapısından kendimizi ayıramayacağız ama çözemiyoruz bu işi. Çözemememizin bir sebebi, yine aynı konuya değineyim, iman noktasında zafiyetimiz var ve bu zafiyetimiz olan imanlardan birisi de peygambere iman. Niye peygambere imanda problemimiz var? Bak şimdi diyor ki Üstad Hazretleri, kişi sevdiğine benzemek ister diyor. Şimdi bu moda dediğimiz sektör var ya, bu cümle üstüne çıkmış ha, moda. Birini parlatıyorlar böyle, meşhur ediyorlar. Bütün dünyaya sevdiriyorlar onu, doğru mu? Sonra onun saçını değiştiriyorlar, herkes değiştiriyor, doğru mu? Bir parfüm sıktırıyorlar, herkes sıkıyor. Bir saat taktırıyorlar, herkes takıyor bak. Şimdi bizim Efendimiz Aleyhisselam ne biliyor musun önce? Peygamberliğin ilk aşamasında mahbub-i kulub. Yani kalplerin sevgilisi ya. Demek ki biz de imanın bir problemi de peygambere imanda çıktı. Çünkü biz onu hakkıyla bilip hakkıyla sevseydik
moda ikonlarına benzediğimiz kadar en azından Allah Allah ne üzücü cümleler kuruyoruz değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'a ve onun o doymaz namazına benzemeye çalışırdık. Demek ki ona benzemiyorsak öyle boştan lafı güzaf. Boştan lafı güzaf. Boştan gıftıgı. Bizim bütün konuşmalarımız o. Çünkü kişi birini seviyorsa mutlaka ona benzemek ister. Doğru mu? Allah Allah. Bak gene namazda Efendimiz'e benzeyemememizde başka bir problem çıktı. Efendimiz'i hakkıyla sevemememiz çıktı. Onu yetere kadar inanamamamız, güvenememiz çıktı. Bir ortağımızın ekonomiyle ilgili, şu 3 kuruşluk bitcoinle ilgili sözlerine inanıyoruz. 10 saat onu arıyoruz bitiyor ver diye. Resulullah'ın hadisleri bu kadar kalbimizi titretmiyor bizim ya. Nasıl bir hale döndük biz ya? Nasıl bir hale döndük? Yani bu halin içerisinden namaz nasıl doğabilir ki bir insanda ya? Subhanallah. Evet buyurun. Evet. Fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişuur bir sırr-ı insani, zinur bir latife-i rabbaniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahval-i dünyeviye içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Bak şu namazın penceresi diyor ya bak bu kelime çok sırlı bir kelime ha. Acayip bir kelime yani böyle biraz edebiyat olsun diye eklenmiş bir kelime değil. Şimdi bizim ruhumuz hangi standartlarda yaratıldı? Sonsuzluk yani beka standartlarında doğru mu? Peki dış dünyadaki şeyler hangi standartlarda? Onlar da fani, geçici standartlarda. Şimdi ruhun yaratılışı sonsuz. Dışarıdan ruha vermeye çalıştığın şeyler sonlu şeyler. Sen sonsuz ruha sonlu şeyleri verince ruh diyor ki ben bunu istemiyorum, bu benden değil diyor. Benim canım acıyor diyor. Şimdi bak bizim tırnağımız çok sert bir yapıda var değil mi? Bir adamı yüzüne vursan yüzünü alır götürür. Değil mi? Ters proteinine bağlanmış, keratin, taş gibi olmuş böyle. Alsan bir adamın yüzünü, derisini götürür. Ama bu kadar sert bir şey benim içimden çıkıp canımı acıtmıyor. Niye? Çünkü benim kendi standartlarımda devam ediyor. Ama dışarıdan küçücük bir kürdan batırsalar bana aman canım yandı deyip vaveyla ederim. Aynı vaveylayı ruh da ediyor. Diyor ki ben sonsuzlukta yaratıldım. Sen bana sonlu şeyleri vererek o kürdan gibi benim canımı yakıyorsun diyor. Tam o esnada daralan, bunalan ruhun nefes almasını sağlayacak bir pencere lazım. Şimdi seni zindana attılar. Karanlık, loş, kokuşmuş bir zindanda. Gardiyan gelse bir tane pencere atsa, güneş oradan girdi, yağmur oradan girdi. Hava oradan girdi. Ne yaparsın o pencereden? Nefes alırsın. İşte namaz da dünyalıklarla daralmış ruhun sonsuzluğa açılıp nefes alacağı bir pencere. Sen eğer namazı da kılmazsan, sonsuzluğa açılan o pencere de eğer kapanırsa sen nereden nasıl nefes alacaksın? Mümkün mü ya? O sonsuzluk için yaratılmış ruh kalpten sürekli feryadı basıyor. Ben ebed istiyorum, ebed istiyorum. Çıkar beni şuradan, aç bana bir pencere, kavuştur beni bir teneffüse diye bas bas bağırıyor. Anlıyor musunuz? Bunalımlarımızın sebebine. Belki 5 yıl, 10 yıl sonra ortaya çıkacak bir bunalımın sebebi sonsuzluk ham maddesiyle yaratılmış bir ruha, ham maddesi rüyaların yapıldığı malzemeden olan şu fani şeyleri sürekli giydirmeye çalışman olacak. Sürekli yedirmeye çalışman olacak. Allah Allah. Şimdi bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 19. mektupta geçiyor bu hadise. Hazreti Ali Efendimiz'in dizinde uyuyakalmış. Efendimiz ikindi namazını kılıyor. Ali Efendimiz kılmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyuyor diye Ali Efendimiz kıyamıyor, onu kaldırmıyor. Ve tam bir saat namazı geçiyor Ali Efendimiz. Şimdi insanın aklına geliyor ya. Uyandırsaydı olmaz mıydı yani? Namaz geçer mi böyle diye? Ya olmazdı işte, olmazdı. Namaz onun bereketi, hürmetine bize ikram edilmiş. Kainat onun varlığı sebebiyle yaratılmış. Levlaka levlek lemen halaktu leflak. Sen olmasaydın Habibim ben felekleri, kainatları da yaratmazdım diyor. Şimdi kainatın ve namazın var olma sebebini Ali Efendimiz uyandırmıyor işte. Tam o esnada Allah öyle bir mucize yaratıyor ki. Güneş bir saat yerinde tevakkuf ediyor. Yani Ali Efendimiz'in namazı geçmemiş oluyor. Allah Allah, güneşi yerinde durduruyor. Şimdi otobüsü durduramıyorsun, doğru mu? Doğru değil mi? Otobüse biniyorsun. Ya seninle anlaştık hemşerim, böyle böyle namaza duracaktık biz. Ya bu kadar insanı nasıl durdurayım ben? Öyle mi? Namaz için durur mu otobüs? Affedersiniz, tuvalet için duruyor. Tuvalet kadar değer vermiyorsunuz şu namaza. E bu kadar yolcu var, bunların hakkı ne olacak? Onlar da Müslüman değil mi? Ben bilmem kim Müslüman, kim değil. Allah'ın hakkı ne olacak ortada? Daha sonra da hadi bir vaveyla kopardın, otobüsü durdurdun. Dışarıdan bakanlar sanki namaz emredilmemiş, lütfedilmiş gibi namaz kılanlara deli gözüyle bakıyorlar. Böyle bir asırdayız. Deli gözüyle bakıyorlar. Baksın kardeş ya, baksın. Futbolun delisi var, paranın delisi var, kumarın delisi var. Biri de desin ki aa bu da Allah'ın delisi desin ya.
Biz şuurumuzu yitirmişiz kardeş. Gerçekten yitirmişiz yani. Yani bir futbol maçında bastığımız çığlıkları duyuyorum. O kadar yüreğim yanıyor ki. Cehennemden kurtulmak için basamadık biz bu çığlıkları. Bilal bin Rebah'ın ehadun ehad dediği gibi biz böyle bir Allah'ım beni kurtar kurtar diye bağıramadık. Biz çığlık atamadık bir türlü. Sıcak yumurtayı elimizde tutamıyoruz. Cehennemse cehennem girer çıkarız diyoruz. Şu kabadayla bakar mısın ya? Şu bomboş geçici dünya meselelerinden Allah aşkına ya şu ölüm haberlerini görmüyor musunuz? Her gün her gün bir yerden ölüm haberi ya. Şu üç kuruşluk geçici dünyanın meselelerinden bilmem kimlerle buluşmalardan Allah'la buluşmalar erteleniyor. Dünyayı gözümüzde çok abartıyoruz. Allah dünyadan büyüktür. Bir türlü anlayamıyoruz ya. İnşallah anlayanlardan oluruz inşallah. Yani bu dersler o ruhumuzdaki o tohumlara giderse, patlatırsa. Bir de şöyle bir şey var. Bahçedeki her tohum patlamaz değil mi? Bahçedeki her tohum ağaç verir mi? Vermez. İnşallah fesatlıkla, hasetle, küfürle o tohumları daha su gelmeden önce öldürmemişizdir. Allah bizi muhafaza buyursun. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Anlaşıldı mı ders? Çok elzemli mi bu namaz dersleri yani? Bu namaz dersleri sadece kılmayanlar için değil ha yani. Bir insan öyle zannediyorsa. Bazen bazıları Risale-i Nur'u şey zannediyor ya, sadece ateistlere hitap eden bir kitap zannediyor. Ne kadar üzücü bir olay ya. Ne kadar üzücü bir olay. İmanın en derinliklerine kadar nüfus eden böyle bir eseri sadece böyle ateistlere cevap veren, bilmem kimlere cevap veren bir eser olarak görmek ne kadar üzücü bir olay ya. O yüzden bu dersi de öyle görmeyin ha. Namaz kılmayana namaz kıldırır. Olur mu öyle şey ya? Her şeyin mertebesi ve derecesi olduğu gibi namazın da mertebesi ve derecesi var. Bakarsın Allah muhafaza öyle bir namaz olur. Feveylun lil musallin. Yazıklar olsun senin o namazına denip atılır yüzümüze Allah muhafaza. Namazın mertebeleri yok mu? Evin bile 3-5 mertebesi varken namazın mertebesi yok mu? O yüzden bu dersler sadece namaz kılmayanlara değil. Namaz kılanların da o namazın içerisindeki. Çok önemli bir cümle söyleyeyim mi? Namazın batıni farzlarından olan. Zahiri farzı var mı namazın? Var. Namazın batıni farzlarından olan ihlası bir insanın kazanabilmesi için bu dersleri çözmesi lazım. Sen şimdi zahirde böyle tadili erkanla kılıyorsun tamam. İftitah tekbirini geçirdin. Parmakların böyle asimetrik devam ediyor her şeye. Tamam eyvallah da. Ya ihlas yoksa ne olacak? Yüzüne çarpılacak mı çarpılmayacak mı? Hadi zahirinden eminsin, batınından da emin olacaksın. Bu dersleri almadan olmaz. Yani bu dersler sadece namaz kılmayanlara değil. Namaz kılanlar içerisinde çok elzem dersler. Ya iyi bilelim inşallah, iyi anlayalım. Birbirimize de dua edelim. Allah bunların hakikatini şu cesetten geçirsin yani. O kadar besliyoruz ki şu ceseti. Süvari nerede? Hangi odada? Vallahi farkında değiliz. Allah muhafaza. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.